Bilindiği üzere 7 Haziran akşamı saatlerinde sessiz sedasız bir şekilde Tarım Bakanlığı sitesinde açıklanan buğday taban fiyatı 2024 yılında makarnalı buğdayda ton başı 10.000 TL olarak açıklandı. Ekmeklik buğday 9.250 TL, arpada ise 7.250 TL. Sadece yüzde bunun yanında bir kilo buğday satıp 4 kilo gübre alıyorduk. Başkanım, öyle değil miydi? Evet. Öyle değil mi başkanım? Evet. Bir kilo buğday satıp 4 kilo gübre alıyorduk. Şu anda 1,5 kilo gübre, 1,5 kilo buğday satıyoruz. 1 kilo gübre. Tam tersi olmuş yani. Tam tersi oluyor. Çiftçiye verilen destek bir yıl sonra ancak ödenebiliyor. Arkadaşlar çiftçilerimize verilen destekleme bir yıl sonra alabiliyoruz. Arpada 8.500 olarak fiyatın açıklanmasını talep ediyoruz. Bakın kimse arpa fiyatlarını konuşmuyor. Arpa fiyatları geçen yıl 7.000 lira, bu yıl 7.250 lira. Yani bu kabul edilecek bir tarafı yok. Sadece verilen %12 gibi komik bir rakam ve bunu hükümetin geri alıp revize etmesini talep ediyoruz. Yaratacak politikalar yürütüldüğünü biliyoruz zaten, bunu sürekli de söylüyoruz. Özellikle de enerji politikası, su politikası, yani geçen yaz yaşanan pek çok soruna sizler de tanıklık ettiniz bizimle beraber. Yani bölgede çiftçi sürekli bir mücadele hali içerisinde ve bu son açıklanan rakam aslında çiftçiye şunu söylüyor. Diyor ki git evinde otur, üretim yapma. Tabii bunu sadece çiftçi açısından değil, halk açısından da düşünmek gerekiyor. Biliyoruz ki ülke özellikle de hububat açısından dışarıya bağımlı bir hale getirdi. Yani biz bu kadar verimli topraklara, verimli bir coğrafyaya, ovaya sahipken ne yazık ki bugün bakıyoruz ki buğdayı dışarıdan alıyoruz. Yani ekonomi de bu haldeyken enflasyonla ilgili olarak da şunu söylemek istiyorum. TÜİK verilerine baktığımız zaman bugün TÜİK ki biliyoruz iktidar yanlısı bir siyaset yürütüyor. Yani ne yazık ki siyasete ulaşmış, bağımsızlığını kaybetmiş bir kurum şu anda ve açıkladığı rakamlar da bağımsız kurumların rakamlarıyla neredeyse uçurum var arada yani. Ve TÜİK'in açıkladığı verilere baktığımız zaman ülkede enflasyonun %80'e dayandığını görüyoruz. %80'e dayanmış bir enflasyon ne demek? Gerçekten ülkedeki çiftçinin, emekçinin, işçinin, yani alın teriyle kazanan herkesin sonu demek. Yani yok olması demek. Bu iktidarın hayata geçirdiği savaş, çatışma, kayyum politikalarını ne yazık ki gelinen noktada bize şunu gösteriyor. Sadece varoluşsal bir mücadele veriyorlar. Aslında enflasyon ülkenin geldiği durum şunu gösteriyor. Bitik durumdalar ve ne yazık ki bunun bedelini çiftçi ödüyor, bunun bedelini emekçi ödüyor, bunun emeğini mazlum halklar ödüyor. Bütün politikaları bırakıp artık gerçekten enflasyona toplumun iyileşmesine yani toplumsal barışın iyileşmesine dönük bir takım politikaları geçirmesi lazım. Bunu da belirtmek lazım. Bu hem enflasyon açısından ülke ekonomisinin içinde bulunduğu krizi düzeltme açısından yapılması gerekendir. Bunu da buradan belirtmek gerekiyor. Yani biz buradan iktidara şunu söyleyelim. Diyelim ki artık savaş, kamplaşma, çatışma politikasından vazgeçin. Halkı, çiftçiyi, emekçiyi, emekliyi düşünen politikalara geçin. Başka türlü ülkeyi gerçekten krize ve yok oluşa doğru sürüklüyorsunuz.